Bugün amma sinek dolmuş odaya hayret. Her şey mükemmel görünüyor. Bence bu iş tamam. Ah, harika. O zaman bunu bir yemekle kutlayalım. Ne dersiniz? Bence çok iyi olur. Ama sizden istediğim yine bu yemeğin Hakan Bey'in evinde gerçekleşti. Geçen gece yediğim yemeklerin tadı hala damağımda. Elbette, nasıl isterseniz. O zaman yarın akşam diyelim mi? Mükemmel. Ne yapalım, nişan yıl dönümümüzü bu olayla beraber kutlarız artık. Ne yani, bu işi kabul ettin, bir de kutlama yapıyorsunuz öyle mi? Hani sen de bu adamın güvenilmez olduğunu kabul etmiştin? Neden karşı çıkmıyorsun? Karşı çıkıyorum. Hiçbir şey söylemedin. Hakan, kendine gel. Pardon, neye karşı çıkıyorsunuz? Ben şey, yani isterseniz dışarıda da yemek yiyebiliriz demek istemiştim. Yoo, sizin yardımcınızın mutfağı çok iyi. İşte korkaksın. Hayır. Yani şey, Nana çok güzel yemek yapar. O halde yarın akşam görüşürüz. O zaman ben sizi geçireyim. Tabii, sen geçir. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Buyurun. Ne güzel değil mi hayatım? Bundan güzel bir yıl dönümü hediyesi olamazdı. Hem sözleşmeyi imzalarız hem de kutlama yaparız. Yıl dönümü mü? Nişanlılığımızın ikinci yıl dönümü. Unuttuğunu söyleme sakın. Bal gibi unuttun. Hadi kaçamak bir cevap daha ver. Hayır. Aa, canım, unutmayacağını biliyordum. Ya canım, şimdi bu yıl dönümü kutlaması da nereden çıktı canım? Sonuçta Akif Bey bir müşteri. Yani uygun olacağını sanmıyorum. Aşk olsun Hakan. Ne yani? Yıl dönümümüzü öylece geçiştirecek miyiz? E başka zaman kutlarız canım. Başka zaman kutlarsak bu yıl dönümü kutlaması olmaz Hakan. Çünkü bizim yıl dönümümüz yarın. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksin? Sana ne? Aa, bana mı ne? Çünkü bu ikimizi ilgilendiren bir konu Hakan Bey. Yok yok, hayır, öyle demek istemedim. Yani sonra baş başa kutlasak daha iyi olmaz mı? Sen bu yıl dönümünü kutlamak istemiyorsun. Çünkü işlerin giderek resmiyete yaklaşması hoşuna gitmiyor, öyle değil mi? Benimle evlenmek zorunda değilsin. Ama bunu şimdi, şu anda söyleyeceksin, tamam mı? Artık daha fazla beni oyalamanı istemiyorum. Hadi o zaman çekinme. Seninle evlenmek istemiyorum Simge'de. Hadi söylesene. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Başkası var kalbinde desene. Bunu nasıl söylerim, delirdin mi? Aşkım, biliyordum, biliyordum. Benimle evlenmek istediğini biliyordum. Daha ne kadar böyle idare edeceğini sanıyorsun? Ah Hakan, ah! Yapmadıysan elbette anlaşılacaktır. Anlamıyor musun anne? Yapmadığım bir şey yüzünden ceza alacağım. O laboratuvardaki malzemeleri ben kırmadım. Emre, neden doğruyu söylemiyorsun? Ne doğrusu? Üzülme sen canım. Ben yarın müdürünüzle konuşurum. Emre oğlum, bu konuyla ilgili bir şey biliyorsan söylemen gerekir. Ya neden herkes benim üzerime geliyor? Ben yapmadım ya. Ha, Makbuş Sultan, Nana. Yarın akşam Akif Beyler ve Volkanlar akşam yemeğinde bizde olacaklar. Tamam evladım. Canım, neden öteki kutlamayı söylemiyorsun? Hadi Nana'ya söylesene. Sana ne? İster söylerim, ister söylemem. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Tamam canım, şimdi çocuk gibi. Yarın sürpriz olur, bırak. Yarın cırtına var desene. Hakan ya. Herkes uyudu. Makbuş'a da tansiyon haplarını verdim. Bir şey mi oldu? Hiç. Yarın geceyi düşünüyordum. Hiç merak etme. Geçen seferkinden daha güzel bir sofra hazırlarım. Seni mahcup etmem. Böyle zamanlarda sen hep iyilik meleği gibi yetişiyorsun, biliyorsun değil mi? Sadece bu kadar mı? Daha ne söylemem bekliyorsun? Hiç. Aslında sana bir şey söyleyeceğim. Ha? Hadi tam sırası. Ben şey... Neyse, sonra söyleyeyim en iyisi. Hadi, hadi söyle. Söyle. Geciktirip durma şu işi. Yarın gece şey, aslında ben unutmuştum ama Simge... Yıl dönümünüzü değil, Nana'ya olan duygularını söyle. Nana, aslında daha ciddi konuşacağım. Hakan, sonra konuşalım. Benim hemen uyumam gerek, iyi geceler. Ama iki dakikan bile mi yok? Maalesef yok. Sadece benim için çok önemli olduğunu bilmeni istiyorum. Ne olursa olsun bunu unutma. Bunu duymak çok güzel. Daha fazlasını söyleyebilirdin. Yarın gece ben ne yapacağım? Böyle her şeyi havada bırakırsan olacağı buydu işte. Ya sen beni rahat bırak artık.
Ben olmasam kendinle konuşacaksın burada. Hiç olmazsa sana yardım etmeye çalışıyorum Sersem. Belki de çok haklısın Düş arkadaşım. Hem iş konusunda hem özel hayatımda. Kendimi neden bu kadar baskı altında tutuyorum acaba?